başlarken tığıma bir ilmek attım ve 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Hemen ilk zincirin içine battım. Kaydırmayla burayı bağladım. Şöyle zincirimi bu tarafa çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 2 ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. İki zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Toplamda 4 tane grubumuz olacak bu şekilde. Toplamda 6 tane üçerli ikili trabzan grubu yaptım. 4 tane dedim ama 6 tane olacak. Şimdi sona geldiğimiz zaman son trabzanımı yaptım. Tığıma bir ip aldım. Hemen buradaki 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Buraya yarım trabzan yaparak kapattım köşemizi. Şimdi 3 zincir. Boşluğun içine 2 ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Tekrar buraya atlıyorum ve köşe yapıyoruz. Yani 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar arada bir zincirimiz var. Yani ikinci sırada 6 tane köşe oluşturuyoruz. Hep aynı şekilde ilerleyecek zaten. Burası klasik bildiğimiz model. Köşelerde de 2 zincir çekiyorum. Bundan sonra köşelerde 3 zincir çekeceğim. Yani sadece ilk 2 sıra 2 zincir çekiyorum. Şimdi 4 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Bu ikinci sıramız. Sırayı şu son kısma gelip tamamladığımız zaman burada köşemizi yapacağız. Burada yarım köşeyle başladık. Buraya yine 3 tane trabzan yapıp yine yarım trabzan yaparak şu 3. zincirin içine burada birleştirmemizi yapıp 3 zincirle yukarıya çıkacağız. Aynı şekilde burada nasıl başladıysak o şekilde devam edeceğiz. Toplamda 4 sıra olacak. Evet, toplam 4 sırayı tamamladım. Hemen bakın burada yarım köşemi de tamamladım. Tekrar bir ip aldım ve aynı şekilde yarım trabzanla kapattım. Bu yarım trabzanı yaparken de çok sıkı yapmıyorum. Şöyle ilmeğim ortaya gelmiş oluyor. Hemen 3 zincir çektim. Şimdi ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki kaydırma yapmış olduğum bu ilk trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan. Sırasıyla bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir boşluklarına da yine bir trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Sadece köşelerde 2 trabzan, 3 zincir ve 2 trabzan yapıyoruz. Bir sıra bunu yapalım. Tekrar yeni sırayı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen köşenin içine de yine trabzanlarımı yaptım. Yine aynı şekilde yarım trabzan yaparak buradaki ilk trabzanın üzerine battım. Daha doğrusu zincirin üzerine battım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar zincir çekiyorum. 5 tane. Şöyle 2 4 5 tane. Şimdi ilk boşluğun içine batıyorum. 1 ikili trabzan. Burada köşede bir V oluşturduk. Yani bu bizim köşemiz artık. Bir zincir çektim. Hemen ilk trabzanın bakın kaydırma yapmış olduğum trabzanın üzerine battım ve bir ikili trabzan. Bir zincir. Köşelerde bunu unutmayalım. Yani V boşluğumuzu yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Bir atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Bir zincir, bir atladım. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Şimdi köşelerde eğer bu V boşluğunu yaptıktan sonra bir zincir çekip ilkini atlayıp ikincisine yaparsanız köşeler gergin olacaktır. O yüzden hemen ilk trabzanın üzerine yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kenarı tamamladığımız zaman yine köşeye geldiğimiz zaman
Orada fark etmeden hani trabzan sayılarınız fazla ya da eksik olabilir. Orada yine bir zincir çekeceğiz. Yani orada kaydırma yapabiliriz. Trabzanların sayısına göre. Şimdi şöyle sona geleyim. Göstereceğim. Şimdi buraya geldim. Bir atlıyorum. Benimki tam denk geldi. Eğer sizler burada mesela sonuncusu bitti. Şöyle bir tane arttı. O zaman bir zincir çekip yani şöyle bir tane atlamadan bir tane artarsa bir zincir çekip yine bunun üzerine mutlaka trabzan yapmanız gerekiyor. Ben de yanlış yaptım. Bir atlıyorum. Diğerinin üzerine. Şimdi köşe boşluğuna tekrar bir zincir çektim. Buraya bir V yapacağız. Bir ikili trabzan, iki zincir ve bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Diğerlerini arada bir tane atlayarak yapıyorum. Evet, bu şekilde de 3 sıra öreceğiz. Şimdi başladığımız yere tekrar geldiğimiz zaman şu son trabzanın üzerine bir trabzan yapıp bir zincir çekip burada 1, 2, 3. zincirin içine kaydırmayla bağlayacağız. Tekrar boşluğun içine kaydırmayla gelip 5 tane zincir çekip hemen aynı boşluğun içine burada ilk başlarken nasıl V'mizi yaptık. Yine burada da kaydırmayla boşluğa gelip aynı şekilde V'mizi yapacağız. V'mizi yaptıktan sonra şu boşluğun içine bir zincir çekip ilk trabzanın üzerine ilk kutucuğumuzu yani ilk trabzanımızı yapacağız. Burada V'yi yaptıktan sonra. Daha sonra artık bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan bütün trabzanların üzerine yaparak devam edeceğiz. Yine aynı şekilde buraya geldiğimiz zaman da şu köşelere kaçırmayalım. Bakın buraya trabzanımızı yapacağız. Bir zincir çekip önce V'nin ilkinin üzerine bir trabzan yapıp tekrar bir zincir çekip boşluğun içine bir V oluşturacağız. Bunu bu köşelerde dikkat edelim. Şimdi 3 sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra tekrar burada başladığımız gibi bir sıra trabzan sıramız var. Şöyle artık diğer motifimin üzerinden gösterebilirim. Bakın burada şimdi biz şu kısımdayız. Şimdi burada 3 sırayı tamamlayacağız. Bir sıra burada yine trabzanlarımızı yapacağız. Boşluklara bir tane, trabzanların üzerine bir tane yapıyoruz. Köşelerde de 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Daha sonra yeni sıraya başlarken zaten yine 3 zincir çekip 2 trabzan köşeye yapıyoruz. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şöyle son sıradan göstereyim. Uzun uzun artık ben de videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın ilk sıraya başlarken burada 3 trabzanımı yaptım. Arada bir zincirimiz var. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüsünün üzerine 3 ikili trabzan yaptım. Bir zincir, 3 atladım. Dördüncüsünün üzerine 3 ikili trabzan. Şimdi burada kaç set yapmışız? Şimdi başlangıçta 4 sıramız var. Daha sonra bir sıra trabzan sıramız var. Sonra kutucuk sıramız var. Tekrar bir sıra trabzan. 4 sıra yine bu şekilde ilerliyoruz. Bir sıra bu şekilde. 3 sıra ve sonda ben 3 sıra yapmışım. Bu haliyle kaç santimetre olmuş? Tabii ip ve tığ numaramla orantılı olarak. Bakın bu haliyle 24 santimetre olmuş. Şimdi sıra ekleyeceğim. Artık bunu göstermeyeceğim. Diğer videolarda çok fazla gösterdim arkaya sıra eklemeyi. Sıra eklerken sadece şuna dikkat ediyorum. Motiflerin kol yönünü şöyle çevirdiğimiz zaman alttan mı üstten mi başlayacağımıza ona göre. Şimdi burada ben 3 sıra ekleyeceğim. Toplamda 3 sıra eklediğim zaman şuradan başlamayacağım. Ya da buradan başlayacağım. Pardon, bunu da bir videoda göstermiştim aslında. Buradan başlayacağım ama buraya 3 tane trabzan yapmayacağım. Sadece bir trabzan yapıp bir zincir çekip daha sonra burada aynı şekilde modeli devam ettireceğim. Burada dördüncü, şimdi ben 3 sırayla tamamladığım için şu modeli devam ettireceğim. 4 sıraya tamamlayıp bu arkaya eklediğimiz sırada ikinci sırada yine trabzan sıramızı yapacağım. Daha sonra üçüncü sırada da kutucuklu sıraya başlayacağım. Diğer motifte de yine 3 sırayı tamamladığımda şu kutucuklu sıra ortada 2 sıra olmuş olacak. Şimdi sadece buna dikkat edin. Yani şurada bir trabzan yapıp bir zincir çekip buraya geldiğimiz zaman 3 sıra yapınca şu yakanın çok enseye dayanmaması için. Burada 3 trabzan yapınca biraz böyle yukarıda oluyor. Bir trabzan yapıp buraya atladığımız zaman biraz daha şöyle eğimli olacak. Ha,
Hatta bu arada bir zincir de çekmeyelim. Sadece bir trabzan buraya atlayalım. 3 trabzan yapalım. Burası biraz bu şekilde aşağıya düşsün. Evet, artık diğer altıgen hırkalarda hepsinin modeli farklı ama daha ayrıntılı anlatım yapıyorum ama bu biraz daha kolay bir model. Artık örgüden anlayan arkadaşlar da zaten herkesin kendi stili var altıgen hırkayı birleştirmede. Ben bu modelde arkaya sıra ekleyeceğim. Şimdi sıralarımı ekleyip daha sonra da alt bedenin sıralarını tamamlayacağım. Hırkamı genel hatlarıyla hemen hemen tamamladım. Çok az bir yer kaldı. Onu da sizlerle beraber yapacağız. Şimdi burada yaka kenarında farklı bir model uyguladım. Onu göstereceğim. Ayrıca kolda bakın motifimizi katlamayı ve birleştirmeyi göstermedim. Bundan sonra altıgen hırka videolarımda bu birleştirmeyi ve arkadaki birleştirmeyi göstermeyeceğim. Çünkü bunu gösterdiğim 7-8 tane videom olması gerekiyor. Özellikle altıgen hırka modellerini ayrı bir oynatma listesi yaptım. Hemen şurada da kartlara ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yani hanım dilendi beyefendi modeliyle bitirdiğim hırkaya bakıp oradan kol birleştirmesine bakabilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi normalde bütün altıgen hırkalara arkaya sıra ekleyerek bitirmeyebiliriz. Yani sadece iki motifi birleştirerek de yapabiliriz. Bunu neden tercih ediyoruz? Şimdi kolunun çok çok bol olması, yani büyük beden bir hırka örüyorsanız ya da hangi bedende olursa olsun kolunun çok bol olması sizi rahatsız etmiyorsa, o şekilde kullanmak istiyorsanız, daha sonra tabii ki bilekte daraltma yapacağız ama çok bol olmasını istiyorsanız, o zaman kolun büyüklüğüne bakmadan bedeni istediğiniz ölçüye gelene kadar büyük yapabilirsiniz. Yani burada ben 21 sıra ördüm. İpim ve tığ numaramdan dolayı 24 santimetre oldu. Arkaya eklemiş olduğum sıralarla beraber şöyle, ben de bakmadım, hemen bakmak istiyorum. Şöyle 27-28 santimetre olmuş. Şimdi 28 artı 28 56 yapıyor. Yani 46 bedene kadar uygun bir hırka oldu. Şimdi 46 bedene uygun örerken eğer bu kısımdaki 4 sırayı da motife eklemiş olsaydım, birleştirme yapmadan önce, kolu olduğundan da daha büyük olacaktı. O şekilde istemediğim için ben arkaya sıra eklemeyi tercih ettim. Yani dediğim gibi sizler kolu birazcık dar olsun, arkaya sıra eklerim derseniz bu şekilde yapın. Kolu bol önemli değil derseniz, o zaman sadece iki tane motifi direkt burada birleştirebilirsiniz. Onu da yaka yaparken onu da Frida hırkasından bakabilirsiniz. Hatta bir tane daha hırka yapmıştım. Orada da yakayı o şekilde birleştirdim. Burada iki motifi, pardon, motifimizi katladıktan sonra iki köşeyi birbirine değil de şu kısımda bedenimize göre santimetresini hesaplıyoruz. Bunun da santim hesabını yine diğer videoda veriyorum. Şimdi ben mesela 42-44 beden arası yapıyorsam burada en az 8 santimetre bırakıp, yani köşeyi dönüyorum, burayı örüyorum. Buradan sonra birleştirmeye devam ediyorum ve diğer tarafta da yine şu kısımdan, şöyle görünüyor mu bakalım, şu kısımdan birleştirme yaptığımız zaman burada kalan 8 santimetre ya da 10 santimetre bizim yaka genişliğimiz olmuş oluyor. Şimdi şu aradaki sıraları hesaba katmayın. Sadece şu iki parça ensede birleştiği zaman o bizim yaka payı olmuş oluyor ve yine bu şekilde yaka kenarı yapabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi ben kolu biraz dar olsun diye bu şekilde yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen altta 21 sıra ördüm dedim. Arkada da 4 sıra ekledim. Bu haliyle hırkam 44 bedende tam önü kapalı bir şekilde oluyor. 46 bedene önü açık olarak olabilir. Denemedim. 44 bedene kadar denedim. Yani 40, 42, 44 bedene kadar rahatlıkla olabilir bu ölçüler. 27 artı 27 santimetre şeklinde. Arkaya 4 sırayı eklerken modeli devam ettirdim. Zaten burada 3 sıra yaptıktan sonra motifimi bitirmiştim. 1 sıra ekledim. Sonra trabzan sırası, 2 sıra kutucuk sırası yaptım. Diğer motifte kenarları yaparken son sırayı örerken şu kısımdan, yani buradaysa, bu motiften birleştiriyorsanız buradan birleştirerek yukarıya kadar ilerledim. Bu motiften birleştirirken de yukarıdan başlamanız gerekiyor. Ters ve düzü için ve kolların yönü için bunu söylüyorum. Örerken bu söylediklerim zaten aklınıza gelir. Yukarıdan birleştirip aşağıya kadar iniyoruz. Tekrar böyle ya da şu tarafa dönerek sırayı tamamlıyoruz. Bu 4 sırayı da L şeklinde iki kenarda bu şekilde ilerledim. Yani şu ön kenarlara hiç gelmedim.
Sadece şu alt kenarda, bakın burada da belli zaten. Şurada köşelerimiz bitiyor artık bizim. Şu kısımda. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan da başlamış olabilirim. Şu anda göremiyorum. Burada yine bir 4 sıra inmiş oldu yani motifimizin büyüklüğü. Daha sonra ben uzun yapmak istediğim için arkadaki birleştirmeyi tamamladıktan sonra hiç şu kenarları örmeden buraya modelimizi devam ettirdim. Şimdi ipim siyah olduğu için görünmüyor ama şöyle bakın elimi koyacağım. Şöyle. Aynı modeli devam ettirdim. Burada 3 sıra kutucuk vardı. Trabzan sırası yaptım. Yine burada bakın üçerli gruplarımı yaptım. Aynı şekilde devam ettim. Burada yeteri kadar uzun olduğu zaman artık sonda şu son iki sırayı bütün etrafını dönerek yaptım. Bakın burada 2 artı 2 sıra siyahla ördüğüm sıra var. Bu arada da bir sıra bu fıstıklı yapmış olduğum sıra var. Şimdi buradaki 2 sırayı ve buradaki 2 sırayı yani tamamını aslında bütün hırkamın etrafını dönerek yaptım. Dönerken şuna dikkat ettim. Burada köşede ilk sırada sırayı tamamladıktan sonra bakın burada trabzan sırasına ilk başladığım zaman şimdi bu tarafa ilk döneceğim. Artık hangi yöndeyseniz hırkanın diğer tarafta da olabilirsiniz. Döneceğim zaman şimdi burada trabzanımı bitirdim. 3 zincir çektim. Buraya 3 tane trabzan yaptım. O şekilde devam ettim. Bütün boşluklara ikişer trabzan yaptım daha sonra. Sadece dönüş için şöyle ben saymak istiyorum. Görmüyorum. Birazcık böyle yaklaştırarak. Şimdi şurada tam son trabzanımı yapmışım. Evet, 3 tane trabzanım var. Diğer tarafta farklı olabilir. Orada da 6 tane trabzan yapmış olabilirim köşeyi dönmek için. Şimdi burada döndükten sonra bütün boşluklara şu kısımda bakın bütün boşluklara ikişer tane yatay trabzanlara da boşluklara da ikişer tane trabzan yaparak ilerledim. Yani buralarda da şöyle açık rengin üzerinde daha iyi görebilirsiniz. Yine şu kısımlarda ikişer tane, yine iki tane. Burada artık boşluğa bir tane trabzanların üzerine bir tane olarak ilerledim. Ve yakada şu kısımda gergin olmaması için ve volanlı olmaması için bunu kendiniz örerken ayarlayacaksınız. Ben bu kısımda köşenin içine bakalım. Köşeye bir tane yapmışım. Sonra iki motifin birleştirme yerine hemen boşluğa bir tane yapmışım. Döndüğüm zaman buradaki köşe boşluğu büyük olduğu için buraya 3 tane yapmışım. Daha sonra yine 2, 2 ve şu kısımdaki boşluklar büyük olduğu için 3 tane. Bakın 4 tane üçerli grubum var. Belki siz burada bedenden dolayı 3 sıra ekleyeceksiniz. O yüzden burayı kendinizin ayarlaması gerekiyor. Bu şekilde döndüm. Hemen etek ucuna geldim. Tekrar buradan dönerek 2 sırayı tamamladım. Sonra bu aradaki sıramızı yaptım. Sonra tekrar 2 sıra daha ekledim. Son sırayı yarım numara küçük tığ kullanarak yaptım. Şimdi ben diğer şöyle burası da çok karıştı. Şöyle diğer kolu göstermek istiyorum. Bakın tamamladığım kolu. Diğer kolu sizinle başlayacağım. Bu şekilde yine modeli devam ettirdim burada. Sadece burada birazcık artık trabzanlarda eksiltme yaptım. Yine aynı şekilde modeli devam ettirdim. Şöyle. İlk eksiltmemizi bu sırada yaptım. Daha sonra modeli olduğu gibi devam ettirdim. İkinci eksiltmemi de şu kısımda hemen ilk yani ikinci eksiltmemi yaptım. Daha sonra burada sıraları tamamladım artık. Pardon, ikinci eksiltmemi şu kısımda yaptım. Şuradan başlayarak şu üçerli grupları yaparken yaptım. Onu da size göstereceğim. Evet, şimdi burada hemen kol kenarına başlayabiliriz. Yani hem şu fıstık sırasını nasıl yaptığımı göstereceğim, hem daraltmayı göstereceğim. O yüzden kafanız karışmasın. Yani her ne kadar birleştirmeyi göstermeyeyim desem de bu altıgen hırkayla ilgili çok anlatacak teknik oluyor. O yüzden her defasında video uzuyor. Sizler dilerseniz videoyu ayarlardan hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Şimdi burada yine motifimi tamamlayıp burada birleştirmemi yaptıktan sonra direkt şu iki birleştirme noktası yani köşeleri birleştirdiğim sık iğnenin olduğu yere buraya bir trabzan yaptım. Son iki tığ da bıraktım. Köşe boşluğunun içine geldim. Bir trabzan yaptım. İlk ikisini aldım. Son biri tığ da bıraktım. Üç ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi burada
İki tane trabzan yapacağız. İki trabzanı da birlikte öreceğiz. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Yine sıradaki trabzanın üzerine iki tane tek trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki iki trabzanı bu şekilde ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Boşluğa bir tane yapmamız gerekiyor. Hemen onu da yarım olarak yapacağım. İpimi de gizliyorum. Şöyle ilk ikisini aldım ve üçünü birlikte topladım. Yani iki tane tek trabzanım. Buradaki iki taneyi de birlikte örüyoruz. Burada eksiltme yapıyoruz. Şöyle tekrar göstereceğim. Şimdi bir ikili trabzan. Tekrar ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Ve yarım ikili trabzan yapıyorum. Boşluğun içine yine yarım ikili trabzan yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde ilk sırayı tamamlıyoruz. Şimdi şöyle ben birkaç tane öreceğim. Şimdi bu sıranın üzerine kutucuklu sıramızı yapmamız gerekiyor. Başladığımız yere geldiğimiz zaman nasıl denk gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Yani burada sanırım ikisini tek trabzan ve yine son ikiyi birlikte yapabilirsiniz. Yani sıralama nasıl olursa burada hemen kaydırmayla bağlıyoruz ve yine 3 zincir ya da 2 zincirle yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi yeni sıraya başladığımız zaman şöyle göstermek istiyorum. Yine motifleri örerken arada 3 tane bırakıp 4.'ünün içine yine arada bir zincir çektim. 4.'ünün içine 3 tane trabzan yaparak ilerledim aynı şekilde. Daha sonra burada bir sıra aynı şekilde trabzan sırası yaptım. Yani motifimizde şurada anlatmış olduğum gibi. Daha sonra tekrar kutucuk sıramı yaptım. 3 sıra. Bakalım kaç sıra olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha sonra bir sıra, 10. sıra yine trabzan sırası. Bu 10. trabzan sırasında yine normal motifimizde yaptığımız gibi bir tane boşluğun içine bir tane trabzanın üzerine şeklinde yapıyoruz. Sonra sonda 3 sıra, artık benim kol uzunluğuma göre 3 sıra yine üçerli gruplardan yaptım. Burada daraltma yaptım. Nasıl yaptım? Burada 3 zincir çekip başladığımda hemen kaydırma yapmış olduğum ilk boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Arada zincir çekmeden 3 tane atladım. 4.'ünün içine 3 tane trabzan yaptım. Yani buradaki daraltmamız arada zincir çekmeden olmuş oldu. Ve şu sıraları da son 2 sıraları da hep aralarda zincir çekmeden bu şekilde devam etti. Daha sonra buraya geldiğim zaman yani 3 sırayı tamamladım. Yine trabzan sırasına başladığım zaman şu boşluklara, eğer sizler de tabii ki ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Boşluklara trabzan yapmadım. Sadece bu 3 trabzanın üzerine trabzan yaptım. Burada da bir eksiltme yaptım ama çok az eksiltme yaptım. 3 tane trabzan yaptım. İkisini birlikte ördüm. 3 trabzan ördüm. İkisini birlikte ördüm. Yani burada 2 trabzan örüp ikisini birlikte örüyordum. Burada artık ilk sıraya başlarken 3 trabzan örüp ikisini birlikte ördüm. Yani burada ben tabii ki kendi kolumun genişliğine göre ayarladım. Sizler de giyerek bunu ölçebilirsiniz. Şimdi etek ucunda şöyle bunu buradan sökeceğim. Hemen şöyle ben etek ucunda yani şu kenar kısmı bitti benim artık. Yani önlerde ön kenarlarım bitti. Etek ucunda tekrar 4 sıra yapacağım. Yani bunu tekrarlayacağım. Birazcık uzatmak istiyorum ve altta daha kalın durmasını istiyorum. Hemen burada size şu aradaki fıstıkları göstereceğim. Şimdi burada 2 sıra ördüm. 1 sıra fıstık sıram var. Yine 2 sıra ördüm. Şimdi fıstık sırasını yapacağım. Sonra tekrar 2 sıra örüp bitireceğim. 4 sıra değil. Şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Bütün kenarları dönerek ördüğüm için şimdi son artık sırayı şu kısımda, bakın hep bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Şimdi 6 trabzanla ya da 3 trabzanla köşeyi burada, bakın burada boşluğa denk gelmiş 6 tane trabzan yapmışım. Diğer kenarda 3 trabzanı yaptığım için 3 trabzanla dönmüştüm. Burada 6 trabzan yapmışım. Tam köşeye denk gelen trabzanın üzerine her sırada 3 tane trabzan yaptım. İkinci sıraya geldiğim zaman o 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine 3 tane yarım trabzan yaptım. Bakın burada da yine 3 yarım trabzanın ortasındakinin üzerine 3 tane ikili trabzan yaparak ilerledim. Şimdi ben şurada son sırada 3 tane trabzanımın ortasına
battım. Tam ortasından başlıyorum. Dönüş yapmayacağım için artık buraya 3 tane yapmama gerek yok. Sadece 6 sıra ekliyorum. Sırayla ilerleyeceğim. Şimdi 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. Şimdi burada bu modeli 2 kere uygulayacağım için, yani burada tek sıra uyguladım. İkinci kez uygulasaydım burada yapmış olduğum gibi devam edecektim. 8 tane yarım trabzan yapıp daha sonra fıstık yaptım. Şimdi burada fıstıklarımın ortaya gelmesini istiyorum. Üst üste gelmesini istemiyorum. O yüzden şöyle yine 8 tane olacak ama başlangıçta 4 tane yapacağım. Ya da saymadım. Kenardan başladım. 4. Şöyle bakalım. 2, 4, 6. Hemen hemen doğru olacak sanırım. Şu başlangıçta 4 tane yaptım. Hemen sıradaki trabzanın, yarım trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın altından alıyorum. Tığıma bir ip aldım. Buraya üçlü fıstık yapacağım. Çok fazla çekmiyorum. Çok kısa da yapmıyorum. Yarım trabzanın boyuna gelene kadar ve 3. Hepsini birlikte topladım. Zincir çekmiyorum. Tekrar sıradaki trabzanın, bakın arkada bir tane kalıyor. Sıradaki trabzanın üzerine 8 tane yarım trabzan yapacağım. Yani ikinci kez modeli uygularken de sadece başlangıçta onu 4 tane olarak başladım. Yine aralarda 8 tane yarım trabzanım olacak. Tabii bu isteğe kalmış. Sizler 7 tane bırakabilirsiniz, 10 tane bırakabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. Şimdi ben size göstermek için baştan saymadım. Buradan 6 tane yapsaydım tam şu kısımda ortaya gelecekti. 4 tane yaptım, az geldi. Şimdi burada 8 tane yaptım. Şöyle 2 tane daha ekleyeceğim. Sadece fıstığın yapımını göstermek istiyorum. Sıradaki trabzanın altından aldım ve bir üçlü fıstık yapıyorum. İpim takıldı. Evet, 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım ve zincir çekmiyorum. Yine sıradaki trabzanın üzerinden yarım trabzanlar yaparak devam ediyorum. Yani modeli ikinci kez uygularken isterseniz sizler üst üste de getirebilirsiniz. Şöyle. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ortaya gelmiş oldu. Şu arada fazla oldu. Bunu da sökmeyeceğim. Yani bu şekilde de durabilir. Hiç sorun değil. Çünkü burada artık sayıyı ayarlamış oldum. Şimdi burada ortaya geldiğim zaman göz kararı şurada bir tane trabzanın üzerine fıstık yaparak ilerleyeceğim. Evet, yine ortaya geldim. Şöyle bir tane sökelim, fazla oldu. Hemen şöyle sıradaki trabzanın alttan bu şekilde üçlü fıstık yapıyorum. Bir ilmek aldım ve çektim. Hepsini birlikte topladım. Zincir çekmeden sıradaki trabzanın üzerinden devam ediyorum. Evet. Bu sırayı tamamladıktan sonra arka yüzden bir sıra siyah öreceğim. Sonra buraya geldiğim zaman arka yüzden, ön yüzden de yine bir sıra siyah örerek tamamlayacağım. Yine burada son sırada tığımı yarım numara küçük kullandım. Dikkat edelim ona. Şimdi burada son sırada o şekilde kullandım ama burada ilk sırayı siyahı örerken yine 4 numarayla öreceğim. Ve son sırayı yine 3,5 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Trabzan sıralarını üst üste yaptığımız zaman bu şekilde yarım numara tığlarınızı değiştirirsiniz, daha iyi olur. Yani volanlanma olmaması için. Evet. Hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer eksik anlattığım yerler olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.